Teşekkür ederim. Her yerde haber olmuş mevzulardan biriydi değerli izleyiciler. Sevgili editörümüz Koray Baloğlu da meselenin içine inelim. Okan Bey aslında ne demek istemişti? Noktasına gidelim dedi. Bence güzel de bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani Yeşil Spor Kulübü'ne mağlup oluyorlar. Yani Okan Bey şikayet ediyor bazı konularda haklı. Ama Yeşilyurt'tan da kötü değildir yani durumları. Yani onu da söyleyeyim yani Yeşil Spor Kulübü'nün bütçesi de Galatasaray'ın bütçesine yani. O zannediyorum onun siniri de aynı taraftar gibi zaten kendisi de söyledi. Sinirle söylemiş. Yani lafı da o mağlubiyete o kadar nevri dönmüş ne ki. Ne olursa olsun. Tabii Galatasaray'ın 3, Yeşilyurt'un 5 galibiyeti var. Onu da belirteyim. Bence yöneticilerin sosyal medyadan uzak durması yani lazım. Bu, yöneticilik yaptıkları müddetçe ya, deyip ben kapatayım konuyu. Ukaz'cığım yöneticilerin, evet abi yöneticilerin, işte başkanların hocalarıyla, futbolcularıyla konuşurken medyayı kullanmaları çok yanlış. Çağırırsın gel hocam buraya, gel oyuncular buraya, karşına oturtursun. Dersin ki niye böyle, ne oldu? Orada hesap sorarsın. Yani medya yoluyla birbiriyle şey yapmak kulüplere hep zarar vermiştir, branş zarar verecektir. Yani. Voleybol, futbol fark etmez. Bütün kulüplerde de aynıdır bu. Çağıracaksın, hesap soracaksın. Yani oradan başka türlü eleştiri biraz yaralayıcı oluyor. Ben de oyuncusu olsam şimdi o takımın, ben de üzülürüm yani. Çağır beni abi. Mesela zaman zaman oldu. Altay'dayken bir başkanımız öyle bir şey. Dedim ki başkanım sen beni çağır. Ben senin yanına gelirim, sana her türlü hesabı veririm. Bana medya yoluyla haber yollama, bana medya yoluyla mesaj verme. Bu yanlış yani. Biz seninle aynı amaç için bir aradayız. Ondan sonra düzeldi işler tabii. Bence de artık yöneticilerimizin sosyal medyayı mümkün olduğu kadar az kullanmalarında evet, fayda var. Sosyal medyada da herkes yanlış anlamaya çok müsait. Hayır, yanlış anlamı değil, böyle insanların bizim anladığımız gibi anlaması kadar doğal bir şey yok. Tabii ben de onu söyledim, evet. Ben de onu anladığım yani, için. Doğal bir şey yok çünkü biliyorsunuz Fatih Hoca'nın basın toplantıları özellikle mağlup olduğu maçlardan sonra hep olaylı geçmiştir. Onu yazma bunu yaz değil mi? Bir sürü evet, şey var yani. Vukuat var basın toplantılarında gerçekleşen. Ve bu realitedir. Ona sorabiliyor musunuz bu soruları geliyorsunuz diye. Gibi böyle yani, bir inanış var. Ama Fatih Hoca'ya bence her soru sorulabiliyor. Ben bunun şehir efsanesi olduğunu düşünenlerdenim. Futbolun içinde kaldığın sürece... Evet. Ben de tanıyorum 30 yıldır Fatih Hoca'yı. Yani futbolu bıraktı o maç ilk görevlerimden bir tanesidir. Yani 84 mi? 85. 85. 85, 82'de ben tevellüt meslekte. Ya yani o maçta sahadaydım yani helikopterle inerken fotoğrafını çekiyordum. Fatih Hoca atlarken falan. Değil mi? Aşağıda Ali Sami Yen helikopterle inmişti. Yani ondan sonra bıraktığı tekstil işi yaptığı tabii şey... Fenerbahçe stadyumunda helikopterle. Fenerbahçe stadyumu değil mi? Aha. Doğru. Yüzümüz gözümüz toz olmuştu böyle gözlerimize kaçmıştı. Pist vardı o zaman. Neyse futbol içindeki her soruyu cevaplar. Tabii ben de hep onu gözlemledim. Yani peki, futbol dışına çıktığın zaman yani bazı konular vardır ya. Tahrikler onu da fark ediyoruz yani. Buna çok maruz kalmış yani çok teknik adamlar var. Sadece Fatih Hoca bu kadar mi? Bu kadar yıldır bu işi yapıyorsan anekdotun da çoktur. Mesela Feyyaz Hoca'nın da bir sürü macerası vardır Fatih Hoca'yla. En çarpıcı olan Feyyaz Hoca. Ya Fatih abi hakikaten çok önemli bir şahsiyetti. Milli takımda bir kere Piontek döneminde Piontek çağırmıştı bir maçta. Isındım oyunu anladı beni. Biraz herhalde moralim bozukluğuyla Fatih Hocam'a gitmiştim böyle biraz ağlamaklı şekilde. Hocam lütfen, o da Piontek'in yardımcısıydı, hocama söyleyin beni bir daha şey yapmasın, çağırmasın, zahmet etmesin diye. Öyle bir anımız oldu. Ondan sonra da çağırmadılar. Yani melodram dram. Saygısı sonsuzmuş hocam sana. Ben oradan sağ olsun. O konuda bana bir şey olmuştu. Halen müteşekkirim kendisine. Sağ olsun. Peki. Şimdi Galatasaray'da enteresan bir konu da var. Onu da konuşacağız. Markao sözleşme meselesi. Bir taraftan sözleşme uzatılması durumu var ama 2024'e kadar hem de bir maaş zammı olacağı söyleniyor. Evveliyatında bu %15'lik indirimler tabii Markao'ya da uygulanıyor. Bütün oyunculara uygulandığı gibi. Markao Galatasaray'dan 850 bin euro alan bir kardeşimiz. Yani %15 indirimi Markao'nun maaşı kadar olan topçu var Galatasaray'da.
Hani %15'i indiriyor Markağan'ın maaşı 850 bin ediyor. En az rakam alıyor galiba. Tabii. Yabancı 850 olur. Alıyor Markağan ve bu %15 indirimden sonra çok fazla buna üzüldüğü söyleniyor. Motivasyon kaybı. Saha içindeki agresif tavırlarının bu sebeple olduğu söyleniyor. Ayrıca sevgili Ilgaz, yeni mukavele ve bu %15 meselesi ne diyorsun? Yani öncelikle esasında ödenen bonservise ödenen maaş gayet makul ve olması gereken. Onu söylemek gerekiyor. 4 milyon euroya almış olduğunuz bir oyuncu için 850 bin euro bir yıllık ücret veriyorsunuz, maaşla değil. Bu idealdir. Elden çıkartmak istediğiniz zaman diliminde de oyuncu diğer ikna etmek isteyen kulüpler çok daha rahat ikna edebilir. Bu işin doğru kısmı. Ama işte Luyendama da herkes aynı şekilde. O da 1 milyon euro bandında bir yıllık ücret alıyor. Diğer oyuncular arasında doğru transfer, doğru yıllık ücret politikası esasında Marka ile Luyendama'dır. Şimdi %15 noktasında işte yani orada şunu söylemek lazım. Hani herkese yapılan bir indirimde işte onlar düşük ücret alıyorlar diye onlara yapmadık demek takımın içini bozar mı bozmaz mı, bu farklı bir şey. Diğer taraftan ben marka alsam ben de düşünürüm. Yani ben bu kadar katkı vermişim, transferde adım geçiyor. Muhtemelen kulübede çok ciddi bir para kazandırarak gideceğim. Bari yıllık maaşıma dokunmayın. Veyahut da şöyle bir şey yapılabilir. Bunlar gizli anlaşmalardır. Sonrasında ortaya çıkar. Marka'ya dersin ki Marka sana bu indirimi yapıyorum. Gel şu sözleşmeyi de uzatalım. Ama ve lakin istiyorsan sana bu şimdi indirime gittiğimiz rakamın biraz daha fazlasını yeni yapılacak sözleşmede sana geri verelim. Bu birinci noktadır. İkincisi, biz seni sattıktan sonra buradaki mağduriyetini o satış rakamı üzerinden zaten değerlendireceğiz deyip orta yol bulunabilir esasında. Bunlar çok da fazla büyütülecek meseleler değildir. Ama tabii ki bunu öncelikle Marka'ya çağırıp söylemeniz gerekiyor. Bunu düşünmeniz gerekiyor. Bilgi değil, duyum. Oyuncunun bu konuda biraz canının sıkıldığı ve bu agresifliği yansıtmaya başladığı yönünde. Onu bilmiyorum ama yani bu çok rahat halledilebilecek bir mesele esasında. Normaldir de aslında. Hani bakıldığın zaman şimdi oyuncuyu da birçok takım istiyor. Şimdi aldığı ücret burada belli. Tabii. Markağan'ın aldığı ücrete bakıyorsun. Kimisi Roma'ya gitse şimdi 1,5-2 milyonun üzerinde rahat. Oyuncu niye üzerinden gitmedi Roma'ya? Galatasaray'da Roma parada bence anlaşamadı. Hangi parada? Bonservis bedelinde. Ne kadardı? Galatasaray 15 milyon seviyesinde istiyor. Oyuncu gider Göcen abi. Roma bir rakamı. Roma'nın rakamı da 10 milyonlar seviyesindeydi. Öyle bir rakam. Fatih Hoca da söyledi zaten. Yani. Markağan'a verilen rakam benim açımdan yeterli değil dedi. Ama açık kapıda bırakmıştı. Yani Galatasaray 15'te diretiyor. Hatta daha yukarısı ama Galatasaray minimum 15'e geliyor. Roma'da 10 milyon eurolar seviyesinde kaldı. O transfer sıkıştı orada. Devamı gelmedi. Ben çok inandırıcı gelmedi bana. Oyuncunun çok gitmek istemesi çok normaldir. Yani o rakamı görse Galatasaray bu durumda satardı Marka. Yok satamaz. Yok, bence ha, yüksek bir şey rakamı da gördü abi. Bence yani daha fazlasını bekledi. Marka gibi bir oyuncuyu bir daha bu rakamları bulabilme şansınız bulamaz. Dünya futbolunda yok abi. Yok, o yüzden doğru. Tamam, bulamayacağınız bir oyuncuyu da Roma'nın çok böyle doğru neredeyse transfer bedava diyebileceği noktada evet vermek olmazdı. Galatasaray faydalanır abi o paraya satacağını. Transfer doğrusunu yaptı bence de vermeyerek doğrusunu şu yaptı an. Doğrusunu yaptı. Yani belki de verirsin. Tabii ki imkanı varsa vermesin. Kimse o iyi oyuncusunu satmasın. Tamam. Yani. Şu anki pozisyon için söylüyorum. Ya şimdi ne olacak? Yani Fenerbahçe Vedat Muriç'i verdi. Satılır mıydı Vedat Muriç? Yani bu sene çok lazımdı bence. Daha iyisin. Yani. Lazio'nun yani satılır mıydı? Ama vermek zorunda. Satmak evet zorundasın yani. Lazio'nun sportif direktörü diyor ki bu pandemi dolayısıyla ucuza aldık Vedat Muriç'i diyor, biliyorsunuz. Ucuza kapattık diyor. Açıklaması var. Bergen'in bugün. Evet. Ya orada oynasın. İki katını kazandıracak tabii onlara. Onlar biliyorlar Premier yani Lig'e Tottenham'a bir yere gönderecekler sonra. Oradan büyük para kazanacaklar. Bizden zaten en fazla o rakamlara gidebilirsin. Türkiye Ligi'nden gidebileceğin Cenk Tosun örneği bir defa olur. Bizim ligimizin yani piyasası. Yani 20-25 milyon bandının arasını bir defa olur. Çünkü ama bundan sonra oradan gider. Yani Avrupa'ya transfer olduktan sonra 40'ı, 50'yi, 80'i bulur. Bizim ligimizde en fazla o Cenk Tosun hem milli takımda hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle o seviyeye geldi. Markao meselesinde de durum bu. 2024'e kadar yeni bir sözleşme ihtimali ciddi şekilde konuşuluyor, onu belirteyim. Ha, şu söylenebilir. Marka ilk iyi oynamaya başladıktan sonra Galatasaray devre arasında Luyendama ve Marka iki yeni stoperle sezona girip şampiyon olduğu anda yönetim derdi ki Marka gel buraya. Sözleşmen 850 bin euro. Evet. Biz bunu 1.1 yapıyoruz. 2024'e kadar uzatıyoruz dese Marka o zaman imzayı atardı. Yapabilir miydi? Yapabilirdi aslında. Yapılırdı. Doğruydu bence. Şampiyon olduğun gün onu yapacaksın Marka. Yani bugünlere getirmeyeceksin yani. Yöneticilik o bugünlere evet getirmemek evet işi yani. Sıcak bir gelişme Novak'tan. Novak bunu Instagram hikayesinden paylaşmış değil mi sevgili Koray? Ben öyle anladım. Öncelikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Korona testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim demiş. Böyle bir iddia
dolaştı. Ama Novak kendi ağzından yalanlamış oldu. Biz de bu detayı verelim. Peki Gürcan abi, Erol Hoca'nın toplantısı gerçekleşti basınla.